Bu videoda yapacağımız kümeler arası farkları bulmak. Bunu ifade etmenin ilk yolu olarak, ilk metodu olarak A kümesi ile başlayalım. A kümesini hali hazırda burada tanımladım. İki şekilde de bu kümeleri sayılarla tanımladım. Kümenin elemanları olarak sayılar yerine çiftlik hayvanları veya evcil hayvanları da kullanabilirdim ama sayılar bu örneğimizde işimizi kolaylaştıracak. Şimdi A kümesi ile başlıyorum ve burada B kümesini A kümesinden çıkaracağım. A kümesi ile B kümesi arasındaki farkı bulmanın yollarından bir tanesi bu. Bunu bu şekilde yazdım ve bu yazdığım bana A kümesinin içinden B kümesi elemanlarının B kümesinin elemanlarının çıkarılmış halini ver anlamına geliyor. Gelin bunun üzerine düşünelim. A kümesinden B kümesi elemanlarının çıkarılmış hali nedir? Burada yapmamız gereken A kümesinden 17, 19 ve 6'yı çıkarmak. Dolayısıyla elimizde kalanlar 5 olacak. 3 olacak. 17 olmayacak çünkü B kümesindeki elemanları çıkarıyoruz. 17 B kümesinde B kümesinde olan her şeyi çıkarıyoruz. 12 olacak çünkü B kümesinde o da yok. 19 da B kümesinde olduğundan onu da yazmıyoruz. İşte B kümesine A kümesinden çıkardığımızda oluşan manzara, çıkan manzara bu. Dediğimiz gibi bunlar A kümesinden B kümesinin elemanlarının çıkarılmış hali. Bunu ifade etmenin bir diğer yolu da şöyle. Bunlar B kümesinde olmayıp A kümesinde olan elemanlar. Yani buna B kümesinin A'dan çıkarılmış hali veya A kümesinin B göreli tümleyeni diyebilirsiniz. İleride tümleyen kümelerden daha çok bahsedeceğiz ama tümleyen kısaca B'de olmayan elemanlar anlamına gelir. B'de olmayan elemanlar demek. Yani B'de olmayan fakat A'da olan şeyler nelerdir diye sorarsanız cevabı bu. Eğer sadece B'de olmayan şeyler nelerdir derseniz, bu evrende 17, 19 ve 6 haricindeki tüm sayılar anlamına gelir. Hatta sayılar dışındaki şeyleri de düşünüp işi çok daha genişletebilirsiniz. Mesela turuncu renkte B kümesinde değildir ve bu mutlak tümleyeni ifade eder. Hatta burada bir zebra da görmüyorum, dolayısıyla o da tümleyendir. Bir masa da aynı şekilde tümleyendir. Ama burada bizim dediğimiz B'de olmayıp A'da olan şeyler nelerdir? Bu da 5, 3 ve 12 sayılarıdır. Şimdi B'yi A'dan çıkarmayı görselleştirdiğimizde tamam 17 ve 19 çıkarmayı anlıyorum da peki 6'dan ne haber? 6'yı da çıkarmalı mıyız diyebilirsiniz. Alışla geldik çıkarma işleminde elimizde kalanın örnek olarak bir negatif sayı olması gerekir değil mi mesela? Ama bir kümeyi çıkardığınızda eğer çıkarılan küme o elemanı içermiyorsa o elemanı çıkarmak sonucu etkilemez. A kümesinden 6'yı çıkarırsam bir şey değişmez çünkü A'da 6 diye bir eleman zaten yok. A'dan istediğim tüm zebraları çıkarabilirim ya da tüm kedileri çıkarabilirim, tüm masaları çıkarabilirim ve bu sonucu değiştirmez. A kümesinin B göreli tümleyeni veya A kümesinden B kümesinin çıkarılmış halini ifade etmenin bir diğer yolu da şimdi yazacağım metottur. A taksim diyelim şimdilik böyle bölme işaretine benzeyen bir işaret var a taksim b. Ama bu a kümesi ile b kümesi arasındaki fark anlamına gelir. Bunu böyle yazdığımız zaman söylediğimiz şey, a kümesinde olup da b kümesinde olmayan şeyler veya b kümesindeki şeylerin a'dan a kümesinden çıkarılmış hali ya da a kümesinin b göreli tümleğindir. Şimdi bunlara başka bir yönden bakalım. Peki b taksim a veya b eksi a nasıl olurdu? Bunu cevaplamak istersek bunu A'daki her şeyin B'den çıkarılması gibi yani B kümesinin A göreli tümleyeni gibi düşünebiliriz. O zaman gelin B kümesinden A kümesinin çıkarılması işlemini yapalım. B kümesine baktığımızda elimizde bir 17 var. 17 A kümesinde de olduğundan A kümesinde de olduğundan bunu çıkarıyoruz. Aynı şekilde bir 19 var ve bu 19 da yine A kümesinde mevcut. Dolayısıyla bunu da çıkarıyoruz. Burada bir de 6 var ama bunu çıkarmamıza gerek yok. Çünkü A kümesinde 6 yok. Bu yüzden işlem sonucunda elimizde kalan yalnızca 6 oluyor. Yani bu küme tek elemanlı bir kümedir ve bu eleman 6'dır. Şimdi başka bir soru sorayım. A kümesinin A kümesinin A göreli tümleyeni ne olurdu? Bu ne anlama geliyor? a eksi a anlamına geliyor. Bu da a kümesinden a kümesindeki her şeyi çıkaralım demek oluyor. O zaman, burada bir 5 var ama 5 a kümesinde olduğundan bunu çıkarmamız gerek. Burada bir 3 var ama a kümesinde 3 olduğundan bunu da çıkarmamız gerek. Yani kısaca tüm bu elemanları çıkarmamız gerekiyor ve elimizde elemansız bir küme kalıyor ve buna boş küme deniyor ve bu işaretle şöyle bir işaretle gösteriliyor. Boş kümenin tanımı şu, içinde hiçbir eleman bulunmayan küme demek.